Merhaba, ben Doktor Özden Atu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Özellikle inflamatuar bağırsak hastalıkları grubuyla çalışıyorum. Bugün sizlere inflamatuar bağırsak hastalıkları ve gebelik üzerine hastalarımızdan gelen en sık soruları ve onların cevaplarını aktarmaya çalışacağım. Bizim inflamatuar bağırsak hastalığı grubunda hastalarımızın %50'si 35 yaşın altında ve bunların yaklaşık 1/4'ü gebelikle karşımıza geliyor. En sık aldığımız soru da acaba ben gebe kalabilir miyim, kısırlık sorunu yaşar mıyım? İnflamatuar bağırsak hastaları, özellikle ülseratif kolitliler, kesinlikle ve kesinlikle normal toplumdan farklı bir kısırlık sorunu yaşamazlar. Doğurganlıkları inflamatuar bağırsak hastalarıyla normal birinin kesinlikle aynıdır. Sadece Crohn hastalığı grubunda bazen fal lob tüplerinin yapışıklığına ve disfonksiyonuna bağlı infertilitede bir miktar infertilite riskinde artış olabilir. Yalnız günümüz koşullarında tüp bebek imkanlarının bu kadar arttığı koşullarda onlar da son derece güzel, sağlıklı bebek sahibi olabiliyorlar. Ülseratif kolitli hastalar eğer radikal bir cerrahi geçirerek bağırsaklarının tamamı alınmış ve ince bağırsaklarından bir poş yapılmışsa bu grupta ağrılı cinsel ilişki ve yapışıklığa bağlı infertilite riski oldukça artabiliyor ama asla ve kat'a çocuk sahibi olamazlar demiyoruz. Çünkü obstetrik ve tüp bebek imkanları günümüzde gerçekten son derece gelişmiş durumda. Peki gelen diğer bir soru, çocuğum da benim gibi İBH hastası olur mu? İnflamatuar bağırsak hastalıklarında genetik geçiş biraz kompleks. Eğer anne babadan bir tanesi İBH'lı ise çocuğun yani bebeğin İBH'lı olma riski ülseratif kolit açısından %1, Crohn açısından %5 gibi düşük bir oran. Hem anne hem baba İBH'lı ise o zaman bu oran %36'ya kadar yükselebiliyor. Bunu aklımızda tutabiliriz. Peki inflamatuar bağırsak hastalığı gebelik üzerine ve bebek üzerine nasıl etki yapar? Bu konuda yapılan bir sürü çalışma var. En sıklıkla hastalık aktivitesinin düşük doğum ağırlıklı bebek, yani 2500 gramın altında bebek dünyaya getirmek ve erken doğum 37 haftadan daha önce doğum yapmak riskini arttırdığına dair çalışmalar da var. Yalnız son dönemde yapılan çok geniş kapsamlı bir Avrupa çalışmasında 332 inflamatuar bağırsak hastalıklı gebe incelenmiş ve görülmüş ki canlı doğum, ölü doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, erken doğum riski açısından normal bir gebe ile İBH'lı bir gebe arasında hiçbir fark yok. Konjenital anomaliler açısından bakıldığında ise hastalık aktivitesinin konjenital anomalileri arttırdığına dair elimizde yeterli bir veri yok. Ve bu konuda da çalışmalar halen devam ediyor. Dolayısıyla hastaların en önemli sorudan bir tanesi ne zaman gebe kalmalıyım? Kilit soru bu. Gebeliğin ve bebeğin sorunsuz bir şekilde dünyaya gelebilmesi ve gebeliğin sorunsuz ilerlemesi için en önemli faktör kesinlikle ve kesinlikle hastalık remisyonda dediğimiz iyilik halindeyken gebe kalmalısınız. Bu durumda 9 ay son derece sorunsuz geçiyor ve sağlıklı bir bebeğinizi kucağınıza hep birlikte alıyoruz. Ama lütfen doktorunuzla temasınızı kesmeyin. Kullandığınız ilaçları korkarak kendiliğinizden kesmeyin. Eğer ilaçlarınızı keser, hastalık aktive olursa bunun bebeğinize ve gebeliğinize zararı daha fazla. Ama ilaçları kullanarak iyilik hali içerisinde, doktorunuzun kontrolünde ve kadın doğum kontrollerinde de düzenli giderek 9 ayı son derece sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz. Peki diğer bir soru, nasıl doğum yapmalıyım? Sezeryen mi yapmalıyım? Vajinal doğum dediğimiz normal doğum mu? Genellikle normal doğum öneriyoruz. Eğer obstetrik yani kadın doğumcunuzun önerdiği bir gereklilik yoksa vajinal doğum öneriliyor. Ülseratif kolitli hasta eğer ameliyat olmuş ve bağırsağı alınmışsa o zaman yine poşit disfonksiyonu ve
anal inkontinans dediğimiz durumlardan dolayı bizim önerimizle sezeryen yapılmasını öneriyoruz. Bunun dışında hastalarımıza vajinal doğum yapıyoruz. Eğer torbanız varsa yine hastaya vajinal normal yolla doğum öneriyoruz. 9 ayın sonunda sağlıklı bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra diğer gelen bir soru hastalarımızdan, ben bebeğimi çok emzirmek istiyorum. Acaba ilaçlarımı kullanırken, bu hastalığımda varken emzirebilir miyim? Tabii ki yine doktor kontrolleriniz devam ederek, doktorunuzun bilgisi dışında herhangi bir şey yapmadan bebeğinizi güvenle emzirebilirsiniz. Bunlar hastalarımızdan en sık aldığımız sorulardı. Bizim kendi kliniğimizde inflamatuar bağırsak hastalıklı hastalarımızın son derece güvenli gebelikleri ve sağlıklı bebekleri oldu. Dolayısıyla burada tekrar hatırlatmak istediğim en önemli nokta, lütfen doktorunuzla temasınızı kesmeden kontrollerinize düzenli giderek gebeliğinizi planlayın. Remisyon döneminde gebe kalın, 9 ayı bu şekilde sorunsuz geçirin ve sağlıklı bebeğinizi kucağınıza rahatlıkla alın. Teşekkür ederim.